İlk etapta ilk değerlendirme olarak Montreux meselesinden devam edelim. Buyurun Sayın Başbu. Başak Hanım Montreux meselesi değerli hocalarımın ifade ettiği gibi Türkiye'nin bir kazanımı. Yani Lozan'da bir sözleşmeyle geçiştirdiğimiz boğazlar konusunu ilk etapta Türkiye'nin işte başkanlığının yaptığı bir heyet askersizleştirerek işte o bölgede bir gözlemci olarak varlık gösterdi. Fakat o dönemde işte Avrupa'daki emperyal yapıların bir anda harekete geçmesi, silahlanmanın artması, çatışmaların zirve yapması Türkiye'yi bir takım tedbirler almaya yöneltti ve biz bir başvuruda bulunduk. Dedik ki Montre e, öncesi Boğazlar konusunda benim kaygılarım var, endişelerim var, bu sorunu çözelim. Ve en sonunda Montre'de, İsviçre'nin Montre kentinde bir konferans toplandı. Ve o toplantıda Montre bana göre Türkiye'nin elde ettiği çok büyük bir kazanım olarak tarihte yerini aldı. İşte 7 bölüm 29 maddeden oluşan Montre'de az önce değerli hocalarım da ifade ettiği gibi, Türkiye'nin özellikle boğazlar konusunda elini güçlendiren maddelerle ete kemiğe büründü. Ki ilk bölüm Montrö'nün... Çok özür diliyorum. Sayın Özülker de aramıza katıldı. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Korkunç edin. bir trafik. 8'i içerek geçebilir, evet. Allah bildim. Ya gene de iyi geldi. İstanbul kapanma öncesi cuma günleri böyle yoğun trafiği yaşıyor. Çok teşekkür ederiz. Buyurun hemen. Şimdi Montreux mesela ilk bölüm ticari edelim. gemilerin geçişlerini esasa bağlıyor. İkinci bölüm savaş gemilerinin, üçüncü bölüm hava araçlarının, işte genel son bölüm ekler protokol derken anlaşma tamamlanıyor. Şimdi bu anlaşmanın maddelerine baktığınız takdirde Türkiye gerçekten alanın havzanın kontrolünü ele alınan bir ülke. Ama aynı zamanda Montreux Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelere de büyük kazanımlar sağlıyor. Doğru. Bakın Montre, e, tartışmaya başlandı. Ben bu tartışmanın maksatlı başlatıldığı kanaatindeyim. Yani ha, hangi kısmından söz ediyorsunuz? Ta ilk baştan gündeme düşmesi bir anda herkesin Montre. amirallerin bir bildirisi kısmından mı? Değil. Söz ee, Neden söz ediyorsunuz? Tamam. Meclis başkanımıza bu sorunun sorulması, ha, akabinde vermiş olduğu cevap bir anda gündeme Montre'nin oturuyor olması, e, yani birileri bu tartışmayı yapmamızı istedi. İşte bugün geldiğimiz Kim istemiş demiş olabilir bunu? Ben Amerika'nın arka planda e, bu işte dahli olduğunu hep düşünürüm. Zira bir anda Amerika'nın işte iki gemiyi gündeme sokması, bunlardan geçiş için Türkiye'yi yoklaması. Ama burada şimdi şey olmuyor mu ya? Aslında biz burada e, bütün konuklarımız da aynı şeyi vurguluyor. Montrö'nün önemini vurguluyor. Yani Montrö'nün önemi açısından bir perçinleme olmuyor mu pek de işlerine yarar değil sanki? hatırladık ama Montrö tartışmaya açılacak bir konu değil. Bakın Zaharova Hı. ne dedi? Daha e, dün yanlış hatırlamıyorsam ile ilgili bir tartışmanın başlaması e, kabul edilir bir şey değil dedi yani montre Rusya'nın bölge ülkelerinin evet. hepsinin hakkını koruyan ve gerçekten de e, iyi test edilmiş bir anlaşma e şimdi bir anda işte Amerika Ukrayna e, Montre gibi denklemin işin içine girmesinden Ben dikkatli yaklaşılması gerektiğini e, değerlendiriyorum Zira burada bir Amerika'nın bana göre bir tuzağa söz konusu bakın Gürcistan krizi 2008 Ağustos Amerika İki gemiyi Gürcistan'a aynı bu tabloda Gürcistan bölgesine göndermek için bizi sınadı. Biz orada hemen devreye montra anlaşmasını soktuk ve dedik ki tonajın farklı. Dolayısıyla buraya bu gemileri sokamazsın. Bunun üzerine Amerika ne yaptı? Üç tane küçük gemiyi bölgeye tekrar geri getirmek zorunda kaldı ki bunlar yakın takip edenler bilir. McFaul, işte Mount Whitney gibi, Dallas gibi gemiler, bunları sırayla bölgeye yardım maksatlı soktu ve 21 günlük bir süre içinde de terk etmek zorunda kaldı. Şimdi aynı Amerika yine iki gemiyi Türkiye'ye, işte bölgeye getirmek üzere başvuruda bulunuyor. İfade ettiğiniz gibi bunun 15 gün önceden bildirilmesi lazım. Evet. Kalı süresi 21 gün. Evet. Bu 21 günlük sürede, e, Mete Erar kardeşim ifade ettiği gibi yani komple o... olur da Ukrayna'ya bu gemiler hibe edilir mi? Montreux'a bakarsanız bu mümkün değil. Çünkü Kıyıdaş ülkeler dışarıdan aldığı... Mati ile yapabilir mi? Yapabilir yani. Yapabilir ama Mesut Hocam'a katılırım. Buna Rusya'nın cevabı sert olur. Şimdi Montreux anlaşmasına göre kıyıdaş ülkeler dışarıdan satın aldığı veya onarım için dışarıya gönderdiği her türlü aracı Türkiye'ye bildirmek ve belli kurallar içinde götürmek durumunda. Evet. Satın aldınız Ukrayna olarak. Türkiye'ye deklar ediyorsunuz. Ben şuradan şu denizaltını satın aldım ve şu tarihte boğazdan geçireceğim. İşte o e, tonaj durumuna göre Türkiye'nin alacağı tedbirler var ve bu şekilde trafik işliyor. Şimdi bu hibe olur mu? Amerika deyince düşünmek lazım. Bölgede ilk bölgede Olur olacak, mu olur diyorsunuz ilk ben olacak. bunu anlıyorum. Dolayısıyla e, ben burada Türkiye'nin pozisyonu daha çok hukuku, anlaşmaları işleten bir ülke olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o Birinci Dünya Savaşı'ndaki hadise Allah korusun başımıza gelmesin. Çünkü Rusya Aman bu konuda... Be kibarca bize ikaz ve göndermelerde bulunuyor. Türkiye hukuku işletecektir anlaşmaları diye. Hatırlatma ben de o gibi. yönde evet. hatırlatma yapıp ben de o yönde bir tavır alacağımız kanaatindeyim. Peki. E, Sayın Özülker efendim sizinle devam edelim. Şimdi e, Montre'yi konuşuyoruz. Malumunuz çok da tartışmalı bir biçimde gündemde. E, emekli e, amirallerin bildirisi. Onunla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dedi ki şimdi birazdan ona gireceğiz Kanal İstanbul'la ilgili eleştirilere ve buna dair yapılan açıklamaya ama Kanal İstanbul'la Montreux arasında kurulan bağ temelden yanlıştır diyor. Bununla ilgili detaylı açıklamasına bakacağız. Fakat Montreux ile ilgili vurgusu Montre'ye bağ, bağlılığımızı sürdürüyoruz şeklinde. Ee, Kanal İstanbul'a ayrıca soracağım hatta haritada da bakacağız sizinle birlikte ama Montreux'un önemi bu kadar yoğun tartışıyor olmamız ve bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin görüşmesi söz konusuydu. Orada yine Montrö ile ilgili bir e, mesajı gördük Rus Kanadından. Dolayısıyla şu anki sıcak durumu sizin nasıl okuduğunuzu ben merak ediyorum. Aslında. E... Zannediyorum sorunu tam Montreux'a şimdi girmeden evvel. Buyurun. Bugün yapılmış olan iki konuşmadan hareketle ele almak daha doğru olur. Bunlardan bir tanesi Putin'le yapılmış olan görüşmeler. İkincisi de biliyorsunuz Ukrayna Başbakanı da Türkiye'ye gelecek. Evet. Yarın. Bugün bir telefon görüşmesi de onunla yapıldı. Şimdi bunun anlamı şudur. Normal şartlarda... Ukrayna ile Rusya arasındaki bu çatışmada, bu ihtilafta en büyük zararı görecek olan Türkiye. O. Sebebi de çok basit. Bizim Ukrayna ile düşünemeyeceğiniz kadar yakınlaşan ve bu arada iş işe geçmiş, aynı zamanda bizim savunma sanayimize de çok önemli bir destek evet. oluşturabilecek şekilde bir işbirliğimiz var. Ve bu da giderek daha derinleşiyor. Evet. Diğer tarafta Rusya, o da işte kanka. Gayet yakinen görüyoruz. Kanka. kapısı o da hiç yakinen her şeyiyle görüştüğümüz ettiğimiz kişi. E şimdi Putin'le bu manada telefon görüşmesinde ne ele alınmıştır da açıklama yapılmadı ama sanki bana öyle geliyor ki Putin Ukrayna ile de görüşmek suretiyle bu işi çok daha ileri taşımadan bir barışçıl anlayış içinde çözümleyebilecek yolda Türkiye'nin yardımını veya desteğini de istemiş olabilir. Hmm, yani ara bulucu gibi. Çünkü şöyle bakmak lazım benim şahsi görüşüm. Yani sadece Montreux'den ibaret değil, bunun ötesinde çok daha vahim tarafları var. Bakayım. Amerika Birleşik Devletleri her elbekarda ve karda Gürcistan'ı NATO'ya almak için ...düşünceler ortaya atılıyor. Daha onlar fiiliyata doğru yürümedi. Ama Ukrayna ile ilgili olarak o müracaat var. var evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri bunun benim Brüksel'den edindiğim bilgiye göre... ...hızlandırılması için de bir takım teşebbüslere geçmiş vaziyette. Daha bakayım olan bu mu diyorsunuz yani? Şimdi bir yandan Rusya'nın buraları arka bahçesi efendim. Dolayısıyla... Da Donbas bölgesiyle ilgili olarak daha evvelce de burada tartıştık. Evet. Ee, burası esas itibariyle Rus bölgesi ve bir şey daha hatırlatayım. Yani esas sorunuzun cevabına geçmeden evvel bunların çerçevesi evet. içinde görmek lazım biraz da işi Mutlaka. diyorum. Şimdi biliyorsunuz bir Minsk grubu da burada var. Dörtlü. Almanya, Fransa, ara bulucu olarak Hı. ve Rusya ile Ukrayna'da diğer taraftan bu dörtlü Minsk grubunun 2000 20 yılında Topyekün bir ateşkes kararı var. 2014-2015 arasında çok uğraştılar ve Almanlar bir öneriyle geldiler. Yani burada gerçekçi olmak lazım. Evet, Ukrayna'nın burada haklı olduğu hususunda hiçbir kuşku yok. Çünkü Ukrayna'nın evvela Kırım gitti, kimse bir şey yapamadı. Hep konuşuyoruz burada, hep teşvik ediyorlar batılılar yapacağım edeceğim falan diye işte Gürcistan'da da aynı şey oldu. Bir muhriple bir fırkateyn, bir Amerikalı, bir tane de Fransız gönderdiler. Orada bitti. Abavazi'ye gitti. Öbür tarafta Kırım gitti. Şimdi Donbas'ta Yani kazanım belki... hep Rusya tarafından oluyor. Tabii, hep bir adım olsa da. Britanya teşvik ediyor, tahrik ediyor. Ondan sonra bir şey yapamıyorlar. Diğer taraftan da otomatik olarak Rusya burada hakim pozisyona geçiyor. Evet. Şimdi Donbas'ta da Rusya Maalesef yani bütün haklılığına rağmen Ukrayna'nın buradan vazgeçmeyeceğini, bırakmayacağını net bir biçimde ortaya koydu. Bir de bu arada tabiatıyla çok büyük bir yığınak yapıyor şimdi hududa. Ama daha da önemlisi biliyorsunuz Moskova'da bir karar alındı ve Rus ordusu savaşa ne ölçüde hazırlıklıdır bunun tespit edilebilmesi için bütün Sibirya'dan başlayıp Batıdaki hududuna kadar Topyekün buralara gözlemciler gönderdi. Yani orduyu kontrol altına alarak muhtemel yani illa olacak diye bir şey yok ama muhtemel bir savaşta ne kadar hazırlıklıyız bunun bir görülmesi için buralara gidelim dedi. Yani karşılıklı olarak bir bilek güreşi içinde birbirlerine teşvik ve tahrik içine girmiş bir Amerika ile Rusya var. Şimdi bunları söyledikten sonra Türkiye'nin o bakımdan işi zor. Her iki tarafla da yakın ilişkisi var. Her iki tarafta da menfaati var. Evet. Bu arada Biden'ın bugün yeni bir, yeni değil o tabii, Başka da seçilmeden evvel yapmış olduğu konuşma ile ilgili olarak gene bir mesaj göndermişler arkadaşlar. Ona baktığım zaman yani... Biden'ın da Türkiye ile ilgili olarak düşüncelerinin çok ılımlı ve hani hangi açıklamalar efendim bizim çok tartıştığımız. <laughs> o... Efendim çok yönlü olarak söylediği şeyler. Ben diyor her elbekerde Kürt mesafesiniz yani ona kadar götüreceğim. Bunun yanında her elbekerde Türkiye'de de başkandan haz etmiyorum diyor. Dolayısıyla bununla da uğraşacağımdan emin olabilirsiniz diyor. Bir kayda almış olan konuşması canlı yayın olarak. Onun videosunu göndermişler. Bu Okudum yeni olarak. mi efendim? Bunu, efendim. Yeni mi bu söylediğiniz? Başkan seçilmeden evvel Seçilmeden önce. Bunun üzerine de zaten gidip Ocak 2021 mi yanlış hatırlamıyorsam. Ve 2020 bir New York Times'a da vermiş Peçimden olduğu önceki... bir mülakat var. Bu da ondan sonra yani o o düşüncelerin Anladım. teyidi şeklinde verilmiş olan bir mülakat ya takdim ediliyor. Şimdi Amerika hani bu Birleşik... şimdi biraz değişmiş olabilir mi diye konuşuyoruz ee, ve Şimdi mesela mesela orada zaten. Değişmemiştir bence de. Yani ben e, Albayma şey yapıyorum yani en fikrim şu manada. Efendim Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'e fevkalade ilgi duymaya başladı. Evet. Bunu da Rusya yönünden tabii düşünmek lazım. Ama Karadeniz'de şu sırada Avrupa Birliği üyesi olmak babında Romanya ve Bulgaristan zaten onunla işbirliği yapabilecek konumdadırlar. Ama Gürcistan'ı NATO diye öbür taraftan Ukrayna'yı da aldıktan sonra yanına alabilirse orada Rusya'yı ideniye izole etme şansı doğacak. Yalnız Rusya da bunun tabiatıyla bilinci içinde ve bunu yaptırmamak için e, o da gayet kuvvetli bir e, politikayla ön plana çıkacak. Şimdi yani, buradan, çok özür dilerim. O zaman Ukrayna Rusya için düşmemesi gereken bir kale. Düşemez. Arka bahçe efendim. Hadi. Beyaz Rusya ile Ukrayna kolay kolay Rusya'nın vazgeçebileceği yerler değil. İyiyim, iyiyim. Şimdi biraz evvel söylediğim şeyi daha birazcık hemen vurgulayayım geçeyim. Yani Almanların teklifi şudur ve Rusya bu teklifi kabul etmiştir ee, diyor ki Nambas bölgesi ile ilgili olarak burada bir federasyona yakın bir özel bölgeye yapalım federasyona yakın bir sistem içinde ben buraya hiçbir şekilde karışmayacağım yine Ukrayna'nın toprağı olarak kalacaktır ama e, yani Burası da kendi içinde özel bir bölge halinde bulunması esastır diye Almanların bu teklifini Rusya kabul etti. Yani Minsk grubu diye adlandırdım. Dolayısıyla şu sırada Ukrayna'nın yapabileceği en iyi şey Rusya'nın daha fazla ayağına basmadan veya Amerika'nın veya başkalarının kendisine yardım teklif veya taahhütlerine öyle çok fazla güvenmeden kendi lehine olabilecek şekilde suhuletle bu işi bir barışçıl yoldan sonuca bağlamaktır. Türkiye'nin de ara bulucu eğer istemişse... Peki hocam bu ara buluculukta o teklifi Rusya kabul ettiyse e, ne oldu sonra? Ukrayna kabul etmiyor çünkü burada Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya, NATO'ya da alıyorum seni ki Rusya buna da karşı ve yakın sana her türlü desteği vermeye amadeyim diye bir tutum içine girdi. Yani bir yandan teklifte bulunuluyor bir yandan Ukrayna bunu yapmasın diye Amerika yok edilmiş. teklifin içinde. Ha. Almanya, Fransa, Rusya... Ukrayna teklifi de geliştiren Almanya bu teklifi de kabul eden Rusya. Şimdi bu koşullar altında hatırlayalım 10 gün evvel ve 15 gün evvel 350 ton yanlış hatırlamıyorsam bir silah taşıyan bir gemi Ukrayna'ya ciddi bir yardımda bulundu. Ukrayna'ya gitti. Kimin gemisi? Amerika'nın efendim. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri bu silah yardımı yapmıştır oraya. 350 ton. Bu saklanmayan bir, evet öyle. Şimdi bunun ötesinde yine mücadeleyi sürdürebilmesi için hem eğitici olarak oraya birçok kişiyi göndermiş vaziyette. Hmm. Hem de aynı zamanda silah sistemleri ve cephanesiyle, mühimmatıyla, her şeyle birlikte buraya doğrudan oraya yardım götürebilmenin yolunu açmak için mücadeleye gelmiş hmm. bulunuyor. Bunun önündeki en büyük engel nedir? Boğazlar. Montre. Montre. Buradan geçebilmesi için oraya, bakın şimdi şöyle diyeyim. Eğer burada Amerika ile konuşuldu herhalde bunlar daha evvel ama Amerika ile Rusya arasında bir savaş çıkması çıkmayabilir de. Evet. Ama bir savaş tehdidi noktasına kadar gelindiğinde Türkiye'nin boğazları kapatmak hak ve yetkisi ile tanımıştır Peki bu Amerika açısından İşine başka gelmez. kanallarla bir baskı oluşturma sebebi Elbette. olur mu? Türkiye'nin üzerinde şu sırada Amerika Birleşik Devletleri bu manada ciddi bir baskı uygulamaktadır. Hatta o kadar ki 15 günlük bir daha evvelden... E, bildirimde bulunmak sorumluluğu altında olan Amerika Birleşik Devletleri 15 günü falan bırakın bir NATO müttefiki olarak konuşuyorum size. Açın şu işi geçip gideyim ben buradan diyebilecek noktalarıdır. Bunu da yapmışlar. Ama bu sefer Rusya buna itiraz bu, edecek. Onun için yani durduğu yerde ortaya Bunu çıkmıyor zaten. Bunu da yapmışlar zaten. mı dediniz efendim? Tabii. Bu, Zaten bu, iki gemiyi direkt göndermesinde şey. aslında onu aramak Tabii. Ama yani bildirimde bulundu mi geçeyim, ya. çünkü. Bunun, bulunsa da ben o yasal süre öncesinde yani o yasal süre içerisinde bulunmadığı biliyorum. Yanlış Nasıl? olabilir sayın evet. e, şimdi daha iyi bilecektir. Bizim bu iki o, gemiden mi söz ediyoruz efendim? Tabii tabii bu gemileri gönderiyorum hemen çünkü öbür tarafta şiddetle ihtiyaç var. Dolayısıyla açın hemen geçeyim 15 gün falan beklemeyin. Zaten Yavuz Sultan Selim'in altından geçerken de bizi kırmızı ışık durduramaz diye fikirlerinde zikriyle fikri de tutuyor birbirine. Evet Şimdi, öyle bir de mesaj vardı. Doğru, vardı. Doğru hatırlattım. Şimdi efendim bu koşullar altında çok ciddi olarak şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri e, buradan e, bu gemileri çok büyük bir ihtimalle geçiremez. Neden? İki gün evvel e, Amerikan Büyükelçisi bir televizyon kanalına Rusya'da açıklama yaptı. Yaptığı bu açıklamada Montreux bizim için hayati önemdedir. Amerikan Büyükelçisi. Amerikalı diyor. Hayati önemdedir ve kesinlikle burada en ufak bir şekilde bununla dokunulup oynanılmaması Rusya'nın temel politikasıdır dedi. Yani ben metni de yanımda. Dilerseniz onu okuyabilirim. Gayet sert bir açıklamaydı. E, bu Türkiye'ye yönelik değil. Yani Türkiye zaten Montreux yönünden e, da bizim... bağlılık e, ifade ediliyor e, En ufak bir şekilde söz konusu değil. iptal etmek şeklinde ama Maalesef gene bizim de himmetimizde gündeme açmış olduk bu konuyu. İşin kötü tarafı bu. Yani hiç Montrö falan ağzımıza almamak gerekiyordu oldu. Siz de öyle düşünüyorsunuz. Yani ben Sayın de Başbuğ da onu söyledi ya. Yani bu Tabii tartışılmaması gereken bir mesele. Kesinlikle Montrö falan diye hiç konuşulmadı. Hatta Sayın Başbuğ dedi ki bilmiyorum o kısma yetişebildiniz mi? Çok evet. e, hatırlayamadım. E, bu hatta bu kadar çok tartışılması bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri tarafından teşvik ediliyordu olabilir dedi. Birileri bir anda gündeme soktu. Evet, tartışmamızı Evet. Şimdi işledi. efendim şöyle bakın. Arkasından da Putin bir açıklama yaptı. Putin'in yaptığı açıklamada kendi büyük elçisinin söylediklerini net bir biçimde ortaya koyuyor. O da Montreux benim için çok hayat buna dokunulmaz dedi. Şimdi ben size çok kısaca tarihten bir şey hatırlatmak istiyorum. Aslında Atatürk'ümüz tabii çok dahiyane bir tutumla, İkinci Dünya Savaşı'na giderken eyvah burada her şey felakete gidiyor. Kimse de bana dokunamaz. Dolayısıyla ben şu işi de halledeyim deyip 4-5 yıl uğraşılmıştır Montreux'a giderken. İkna edilmiştir ve netice itibariyle de olmuştur. Amerika da taraf değildir Montreux'a. Bunu da bir kenara yazın. Söz yani verirseniz bunun nasıl olduğunu arka planı anlatayım ben. Evet. Büyük tamam aslında. hocam birazdan. Ondan sonra hatırlayın Amerika Birleşik Devletleri Lozan'ın da tarafı değildir. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişki 1927 yılında imzalanan bir ticaret anlaşmasıyla ondan sonra açtılar gelip Ankara'da büyükelçilikler falan böyle yürümüştür. Şimdi bu yapıldıktan hemen sonra 1945 savaş 1942 yılında Barbarossa harekatı başlar başlamaz Rusya'ya karşı Hitler Türkiye'ye müracaat etti. Açın bana boğazları, benim denizaltılarımı geçireceğim ve Karadeniz'e gidecekler diye. Türkiye hayır dedi, açmadı. Evet. Ee, ve Hitler de Türkiye'yi kaybetmek de istemiyor bir yandan. Ee, dolayısıyla e, Tuna ve Dnieper üzerinden 6 tane denizaltıyı e, demonte ederek getirdi. Ve sahilde tekrar montajını yapmak suretiyle Karadeniz'e soktu. Bu gemilerden 3 tanesi batırıldı. Üç tanesi de kendini batırdı savaş sonrasında. Ee, ama çok büyük de Karadeniz'e zarar vermiştir e, Rusya'ya. Şimdi 45 yılında Montreux'un değiştirilmesi için ilk müracaatı yapan İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu sözleşme savaşla bitti. Soğuk savaşa doğru da gidiliyor. Değiştirelim bunu diye. İki tane nota verilmiştir efendim İngiltere Amerika tarafından. 1946 ve 47 yıllarında iki tane de Sovyet notası vardır. Biliyorsunuz o sırada e, Boğazlar Doğa e, e, Karşıdağan Doğu Bayazıt ve Boğazlar'da hak iddiasında bulunan bir Rusya var ve burada o tarihte e, iki tane de notamız var. Montreux ile ilgili. Peki nereye gitti iş? Soğuk Savaş'a girildikten sonra 1953 yılında e, bizim büyük elçimiz orada davet etmişlerdir. 1953. Ne zaman bitiyor Montreux'un sözü sözleşme süresi? E, 1956. 56'da. Bu 20 yıllık bir anlaşma ve sizin 2 yıl evvelden müracaat etmek suretiyle ...fesi hakkınız var. Ama iki tane de hüküm var. Biraz sonra tartışacağımız evet. konuya da çok yakından tamam. irtibatlı olduğu için söylüyorum. Diyor ki o fesih hükmünün bulunduğu maddelerde Herhangi bir şekilde birinci maddede yer alan ticari gemilerin serbest geçiş hakkı feshedilmiş olsa dahi önlenemeyecek bir kaidedir. Yani onlar serbestçe geçecek. Kanal İstanbul tartışırken önemli olabilir, onun için söylüyorum. Evet. İkinci bir şey daha var burada söylediği, feshettiğiniz takdirde, yerine ne koyacağınız hususunu görüşmek üzere mutlaka bir uluslararası konferansta toplayacaksınız diyor. Bu da Montreux'un fesi hükümleri arasında yer alır. Şimdi 1953 yılında Rusların bize söylediği bizim aklımız başımıza geldi. Bundan sonra Montreux bizim için olmazsa olmaz önemlidir. Ve emin olun en ufak bir şekilde bundan sonra bunun değiştirilmesi vesaire hiçbir Hiç şekilde eminim. biz gelmeyeceğiz. Evet. Bu arada şunu da hatırlatayım. Yine Montreux kapsamında e, diyor ki bu 20 yıllık yürürlük Yürür süresi içinde her 5 yılda bir oturup bir değerlendirme yapacağız. Ve bu sözleşmenin bu haliyle devamı mı yoksa değişiklik falan yapılması da gerekiyor mu bunları tartışacağız diyor. Her 5 yılda bir. Demek 3 defa bu toplantıların yapılması söz konusuydu. Bir tanesi bile kimse tarafından bunu da değiştirelim, dokunalım diye getirilmemiştir. Hı hı. 1953'ten beri de Rusya, o zaman Sovyetler Birliği ve bugün de dahil olmak üzere bir Karadeniz sahildarı olarak Montreux'un en ufak bir şekilde el sürülmemesi gereken bir sözleşme olduğu hususunda da tefkir kanaatkardır. Peki bütün bunların sonunda son söyleyeceğim de şu, Amerika Birleşik Devletleri'nin derdine. Evet Amerika Birleşik Bir de Devletleri Karadeniz'deki devlet. barışı bozmak ve orada kendi hakimiyetini de kurmak için uğraşıyor. Ya yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin derdi mi bu Montre Evet. Montreux. Şu anda Amerika Başka Birleşik Devletleri. Başka Montre'nin ortada olmasa fayda sağlayacak ülke var mıdır acaba? Yok. Yani diğer ülkeler çok daha akıllılar tabii. Böyle bir şey yapıldığı zaman ne olur diyor ama şunu da akıldan çıkarmayalım. Bunu söylerken bir destekleyici olarak bir şey hatırlatmak istiyorum. normal olarak Biden'ın bir açıklaması var. Blinken de yaptı bu açıklamayı açıklama çok net. Diyor ki Rusya benim düşvarımdır. Senin dostun olamazsın. Sen bir NATO müttefisisin. İşte S400 tartışması bunun evet. zaten. Sen bir en NATO bir müttefiğisin. Kısmı. müttefik olarak bizimle 2015 yılında kabul etmiş olduğumuz iki yeni hedefimiz var NATO için öne çıkarı Bir Rusyadır, ikincisi de terördür. Dolayısıyla bir müttefik olarak da senin Rusya ile dost değil, düşman olman lazım. Bu koşullar altında yanlış politika gütmektesin. Seni hizaya getirmek kararı almış bulunuyoruz. Peki efendim, Söyle, konuşacağız. Bu. Hepsini değerlendireceğiz.